Günaydın, iyi haftalar. Sağlıklı, bol kazançlı ve huzurlu bir hafta geçirmeniz dileğiyle hemen başlayalım. Perşembe günü 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Dolayısıyla kısa bir haftaya başlıyoruz ama önemli pek çok gelişme takip edilecek. Onlardan ilki az önce açıklanan ödemeler dengesi verisi oldu. Jeopolitik gelişmeler Türkiye'nin cari açığını artırmaya devam ediyor. Mart'ta cari açık 5.5 milyar lira oldu. Dolar oldu ve Şubat'ta da cari açık 5.2 milyar dolar olmuştu. Yıllıklandırılmış cari açıksa 24.2 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası da ayrıca resmi rezervlerde Mart ayında 4.5 milyar dolar net azalış gözlendiğini açıkladı. Bu arada TÜİK birinci çeyrek işsizlik oranlarını açıkladı ve işsizlik ilk 3 ayda %11,4'e yükseldi. Bu hafta yurt içinde veri akışı zayıf. Cuma günü tüketici güven endeksi takip edilecek. Geçen haftanın kazandıran ve kaybettirenleriyle devam edelim. Borsa ve altın yatırımcısına kaybettirdi, döviz de kazandırdı. Borsada işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama %1,61 değer kaybetti. BIST 100 yeni güne ise sınırlı bir yükselişle başladı. %0,03 primle 2419 puandan açılış gerçekleşti. Kapalı çarşıda işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı ise geçen hafta %2,33 değer kaybetti ve haftayı 901 liradan kapadı. Yeni hafta ise 900 liradan başladık. Döviz de geçen hafta yükselmeye devam etti. ABD doları haftalık bazda %3,47 yükseldi ve kur 15,47'ye kadar geldi. Euro da ise artış %1,35 oranında oldu ve 16 liranın üzerindeki seyri gördük. Bu sabah dolar kuru 15,50, euro kuru ise 16,15 seviyelerinde. Küresel piyasalarda doların yüksek seyri altın fiyatlarını da baskılamaya devam ediyor. Spot altın yeni haftaya 1809 dolar seviyesinden başlıyor. Petrol ise 110 dolara geriledi. Yeni hafta biraz satıcılı başladı. Suudi Petrol Devi Aramco birinci çeyrek sonuçlarını açıkladı ve enerji fiyatlarındaki artışla beraber şirketin net gelirleri %82 artışla 39,5 milyar dolara yükseldi. MTA'da en çok dikkat çeken gelişmelerden biri ise buğday. Çünkü cuma günü Hindistan buğday ihracatını yasakladığını duyurdu. Savaş kaynaklı olarak buğday arzında yaşanan sıkıntılar fiyatları bu yılbaşından beri %40 oranında yükseltti ve dünyanın ikinci en büyük buğday üreticisi olan Hindistan ise tedarik açığını kapatabilecek bir üretici konumunda bulunuyordu. Ancak ülkede yaşanan aşırı sıcaklar tarım sektörünü olumsuz etkiledi ve Hindistan gıda güvenliğini öne sürerek ihracata yasak getirdi. Bu sabah buğday fiyatları %5'in üzerinde primli ve tüm bu yaşananlar bir sonraki krizin bir gıda krizi olup olmayacağını akıllara getiriyor. Peki kripto paralarda neler oluyor? Geçen hafta dillerden düşmedi kripto paralar. Piyasada genel bir panik havası vardı ve sert satışlar yaşandı. Yeni hafta nasıl başlıyor? Hafta sonu Bitcoin 30 bin doların üzerini gördü. Ethereum da 2 bin doları aştı. Ama o seviyelerin üzerinde tam olarak bir istikrar sağlanmış değil. Ama yine de bardağın dolu kısmından bakarsak bu sınırlı da olsa yükselişler kripto paralara olan güvenin Terra ve Luna krizinden çok sarsılmadığını gösteriyor. Sadece belki de bundan böyle yatırım yaparken daha seçici olmak, daha iyi araştırmak gerekiyor. Bu sabah Bitcoin 29 bin dolar civarında ve fiyatların stabilize olması için Bitcoin adına takip edilen seviyeler 27 bin ila 30 bin dolar aralığı. Ethereum'un da 2 bin doların üzerinde tutunması önemli olacak. Uzmanlara göre Terra'da yaşanan durum sektör içerisinde Bitcoin'i ve Ethereum'u güvenli bir liman haline getirebilir ve bu kripto paralara olan talep artabilir. İzleyeceğiz bakalım neler olacak. Ve son olarak da Avustralya diyelim. Avustralya'da kripto para dünyasına giriş yapma imkanı tanıyan ilk borsa yatırım fonları hayata geçti. Menkul Kıymet ve Türev Borsası sayesinde Avustralyalı yatırımcılar Bitcoin ve Ethereum'la yasal bir şekilde yatırım imkanı buluyor. Yapılan bir ankete göre Avustralya'da her 5 vatandaştan bir tanesi hali hazırda kripto para yatırımı yapmış durumda. Ve bu yeni hizmette yatırımcı sayısını artıracak bir gelişme olarak görülüyor. Öne çıkan gelişmeler böyleydi. Yarın sabah yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Süper.